Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Gündemle karşınızdayız. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının açılış programı Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyelerinin katılımıyla TOKİ Mevlana İlkokulu'nda yapıldı. Eylül'e geldiğinde. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının açılış programı TOKİ Mevlana İlkokulu'nda yapıldı. Okul bahçesine yapılan programa Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kurum müdürleri ve öğrencilerle veliler katıldı. Program saygı duruşuna bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın yaptığı konuşmada eğitim öğretim döneminin kesintiye uğramaması için bütün tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edildiğini söyledi. Hepimizin bildiği gibi uzun bir aradan sonra yani 2020 yılı Mart ayından itibaren maalesef yüz yüze eğitimden uzak kalıp çevrim içi uzaktan eğitim sürecine geçtik. 2021-2022 yılı olarak bu sene inşallah 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime başladık. Temennimiz odur ki eğitimin yüz yüze olarak devam etmesi, bu noktada tüm gayretimizle çalışıyoruz. Ve okullarımızın yüz yüze eğitime devam edebilmesi için valiliğimiz koordinasyonunda kurum ve kuruluşlarımızla birlikte her türlü tedbirleri alıp ve almaya da devam etmekteyiz. Daha sonra okul öğrencilerinden Zeynep Sadık'a kaygısızla Ömer Sarı, Eylül ayına geldiğinde adlı şiir okudular. Eylül ayı geldiğinde etrafa kokular saçar. Eylül ayı geldiğinde okumak yazmak işimiz, adam olmaktır düşümüz, doğar bilgi güneşimiz Eylül ayı geldiğinde. Cehalet ölümden beter, bir de okulumuz yeter, arkadaş hasreti biter Eylül ayı geldiğinde. Programda okul öğrencileri tarafından koro şarkıları da seslendirildi. Ankara, güzel Ankara, güzeli görmek ister. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek de öğrencilere hepimizin önceliği Türkiye olacak diyerek açıklamasına şöyle devam etti. Biz Afyon'dan Afyonlu gençler, Afyonlu çocuklar olarak bu ülkeyi canımızdan çok seveceğiz. Bu milleti canımızdan çok seveceğiz. Ve sizlere bu ülkeyi emanet edeceğiz. Ben 163 bin öğrencimizle eğitime başladığımız bugün Afyon Karahisar için hayırlı olmasını ve Afyon Karahisar'da bu yıl eğitimin çok farklı olacağını, İl Milli Eğitim Müdürümüzün öncülüğünde bu sene çok büyük bir fark oluşturacağımıza eminim. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize güveniyoruz. İnşallah 2021'in sonunda çok büyük bir mutluluk yaşayacağız diye ümit ediyor. Herkese saygılar sunuyorum. Program Sema Zayn gösterisiyle devam etti. Programın son ermesinden sonra Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri ilk ders zilini çaldı ve öğrenciler sınıflarına geçtiler. Öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz sayın seyirciler. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilimizdeki okullarda koronavirüsle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını aktardı Vali Gökmen Çiçek ve Afyon Karahisar'da şu ana kadar korkulacak bir durum yok dedi. Pandemi sürecinde 1,5 yıl okullarından uzak olan öğrenciler geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitimin başlamasıyla tekrar okullarına kavuştu. Afyonkarahisar'da şu ana kadar virüs nedeniyle kapanan herhangi bir okul bulunmazken Vali Gökmen Çiçek rehavete kapılmadan pandemiye karşı önlemleri almaya azami gayret gösterdiklerini belirtti. Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde 1700 öğrenciye eğitim veren Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, okulun kurucu müdürü Önder Artuk'tan okul hakkında bilgiler aldı. Çiçek, koronavirüste vaka sayısının kontrol altında olduğunu söyledi. Afyonkarahisar'da pandemi sürecinin en başından itibaren çok şükür Cenab-ı Allah'a kontrolümüzden çıkan bir durum olmadı. Sürekli kontrolümüz altında, zaman zaman artsa bile kontrolümüz altında oldu. Ne yoğun bakımlarda çok büyük bir sıkıntı yaşadık, ne de bulaş tahminlerimizin çok üstünde oldu. Fakat biz her zaman risk değerlendirmesinde Afyonkarahisar'ın kavşak noktasında olması, gurbet cismimizin çok olması, dinlenme tesislerimizde çok fazla ziyaretçi ağırlamaktan dolayı endişeliydik. Fakat şu ana kadar büyük bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Bu konuda
azami gayret gösterildi. Buradaki ben onu söylüyorum hep. Burada en büyük yaptığım şey filyasyona çok büyük önem vermekti. Özellikle temasları ve pozitif vakaları çok ciddi şekilde izole etmeyi başarabilmiştik. Şu anda okullar yeni açıldı. Şu anki rakamlara göre de ben hep bunu söylerken daha önceki sizinle konuşmalarımızda da aynısını söyledim. Korkarak söylüyorum. Nazar değmesin. Şu ana kadar da böyle çok büyük bir sürprizle karşılaşmış değiliz. Kontrolümüz altında ve kontrol edebileceğimiz seviyede. Ama bu bizi rehavete sürükleyip sıkıntı yol açmasın diye dua ediyoruz. Okulda öğretmenlerimiz, okul idarecilerimize yaptığımız toplantılarda onlar da azami gayret gösteriyorlar. Ama şu ana kadar korkulacak Afyonkarahisar'da bir durum yok. Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ile İl Genel Meclisi Başkanlığı'na ziyarette bulundular. Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ile İl Genel Meclisi Başkanlığı'na ziyarette bulundular. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Ordu Bulvarı'nda bulunan ve yıkım işlemleri halen devam eden vakıf iş anında faaliyetlerini sürdürüyordu. Vakıf iş anının yıkım kararı nedeniyle yer değişikliğine giden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü otogar karşısındaki İl Genel Meclisi yerleşkesi içerisinde yeni yerine taşındı. Yer değişikliği nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu'ya ziyarette bulunan Afyon Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdiler. İl Genel Meclisi yerleşkesi içerisinde bulunan yeni hizmet binasının güzel çalışmalara vesile olacağını dile getiren Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkürt, "İletişim Başkanlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızdaki en önemli paydaşlarımızdan biri olacak." dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu ise ziyaret nedeniyle Gazeteciler Cemiyeti yöneticilerine teşekkür ederken yerel basınımızın ve bölgemizin gelişimi adına çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Bölge Müdürlüğü'nün ardından İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'ı da makamında ziyaret eden Afyon Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri Çoban ile İl Genel Meclisi çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundular. İletişim Başkanlığı'nın İl Genel Meclisi yerleşkesi içerisinde yer almasından duydukları memnuniyeti dile getiren Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri İl Genel Meclisi'nde de çalışmalarında başarılar dilediler. Ziyaretlerde Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt ve Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Akar, Ömer Elçi, Muammer Türker, Hakan Dilek, Faruk Kılınç ile basın mensupları hazır bulundular. İlimizden ve diğer illerden asayiş haberlerimizle devam ediyoruz. Çalıntı otomobille AVM'ye gezmeye giden şahısları polis yakaladı. Olay kent merkezi 4 yol mahallesindeki bir alışveriş merkezi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalıntı olduğu belirlenen 03HK133 plakalı aracın alışveriş merkezine girdiğinin güvenlik kameralarından tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri harekete geçti. Aracı AVM'de kısa sürede arayan ekipler ardından otomobili durdurdu. İçinde 18 ayrı suç kaydı olan HE ile çeşitli suçlardan sabıkaları olan GY ve ABÖ isimli şahısların olduğunu belirleyen ekipler ardından şüphelileri gözaltına aldı. Ayrıca araçta arama yapan ekipler 2.3 gram metamfetaminle uyuşturucu içmede kullanılan aparatları ele geçirdi. İki otomobil çarpıştı, biri çocuk, 4 kişi yaralandı. Kaza Şuhut ilçesi girişine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki Ali K. idaresindeki 10LP186 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden 19 yaşındaki Abdullah K. yönetimindeki 43RA461 plakalı otomobili arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve şarampole girerek durabilen Abdullah K.'nin kullandığı araçta sürücüyle birlikte Emine Ç., Adile P. ve MKK isimli çocuk yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Motosikletle gelip aküleri çaldılar. Olay Dinar ilçesi Ilıca Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede ikamet eden İlkay Aksu isimli vatandaş polisi arayıp evinin bahçesinde iki akünün çalındığı ihbarda bulundu. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerle inceleme başlattı. Evin karşısında bulunan bir okulun güvenlik kameraları incelendiğinde olayı iki kişinin gerçekleştiği belirlendi. Görüntüler ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren şahısları olayın aynı günü yakalayarak gözaltına alındı.
Konya'da 1.014.400 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ekipler devletin vergi kayıplarının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunmasına kapsamında sahte ve kaçak tütün ürünleri satanları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri sahte bandrollü, alkollü içki ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Çalışmalarda 1.014.400 adet gümrük kaçağı makaron, 2.722 paket doldurulmuş sigara ve 82 kilogram bandrolsüz tütünle, 20 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünüyle 126 adet sigara dolum aparatı ele geçirildi. Yaklaşık 500 bin liralık vergi kaybı önlenirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 24 suçtan aranan suç makinesi kıskıvrak yakalandı. Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir gasp, hırsızlık, kasten adam yaralama gibi toplamda 24 ayrı suçtan araması bulunan ED hakkında arama çalışması başlattı. Güvenlik kameralarından şahsın Elmalıdere Mahallesi El Kurtaran Sokak'ta bir ikamette saklandığı tespit edildi. Operasyonda ED ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak adliye sevk edildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sayın seyirciler, şimdiki haberimizi izleyince diyeceksiniz ki koronavirüs tabii ki kolay kolay bitmez. Neden? Çünkü hatırlayacaksınızdır, İstanbul'da sahte negatif test sonucu hazırlayan bir şebeke vardı ve o dönem Şubat ayında bir operasyon düzenlendi ve bunun ardından 3 kişi daha önceki gün yakalandı sayın seyirciler. Ve bunu izleyince hakikaten insan diyor ki nasıl bitsin? Ancak bu sahtekarlar yakalanıyor, ancak sonrasında da serbest bırakılıyorlar. İstanbul'da COVID-19 salgını ile ilgili sahte negatif test sonucu belgesi satan şebekeye yönelik ilki Şubat ayında düzenlenen operasyonun gerçekleştirilen ikinci dalgasında 3 şüpheli daha yakalandı. Operasyonda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 3 şüpheli yakalanırken şebekenin sokak ortasında test yaptıkları yeni görüntüler de ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü para karşılığı sahte COVID-19 negatif test sonucu belgesi üretip bu sahte belgeleri 150 ile 300 dolar arasında paraya satan bir şebeke tespit etmiş. COVID-19 sahte negatif test sonucu belgesi düzenleyenlere yönelik olarak 24 Şubat'ta operasyon düzenlemişti. O tarihte yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin dijitalleri inceleyen polis yeni delillere ulaştı. Yeni deliller ışığında liderliğin dünya genelinde yüksek rakamlı takipçisi olan ve Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda yakalanıp tutuklanan Gürcistan asıllı NM adlı sosyal medya fenomeninin yaptığı belirtilen şebekeye yönelik ikinci dalga operasyonu için 14 Eylül'de yeni bir operasyon düzenlendi. Cezaevinde tutuklu olan NM'nin şebekesine mensup şüphelilerin söz konusu sahte COVID-19 negatif test belgelerini piyasaya sürdükleri bilgisini alan mali polis şüphelileri adım adım izledi. Sahte COVID-19 raporu düzenlendiğini saptayan polis İstanbul genelinde 4 farklı adrese operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı operasyonlarda EK, MS ve BF isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Esenler'de adreste yapılan aramalarda çok sayıda COVID-19 test kiti, COVID-19 sürüntü çubuğu ve COVID-19 negatif test sonucu olan belgeler ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda söz konusu suç örgütünün farklı ülkelerden şahısların aralarında olduğu bir yapılanma şeklinde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Şebeke liderinin dünya genelinde yüksek takipçisi olan sosyal medya fenomeni Gürcistan uyruklu BNM isimli şahıs olduğu, örgüt yöneticisinin ise Suriye uyruklu MT isimli şahsın beyaz önlük giyerek doktor rolü yapmak suretiyle COVID-19 test yapmak için gelen müşterileri sokakta veya turizm acentesi içinde boğazından ve burnundan sürüntü örneği aldı, ancak herhangi bir laboratuvara ya da hastaneye göndermeden çöpe attığı tespit edildi. Şebekenin sahte PCR belgelerinin hızlı bir şekilde yapılması ve sonrasında çevrimiçi olarak karakol sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla bir web sitesi faaliyete geçirdikleri anlaşılırken, şebeke yöneticilerinin bu internet sitesinde özel bir ekrandan giriş yaparak bilgilerini girdikleri müşterilerine özel sahte negatif COVID-19 çıkarabildikleri de belirlendi. Bu sahte raporun ise kare kodla doğrulanması yapılmak istendiğinde yine aynı internet sitesine yönlendirilerek teyit yapılabildiği, raporlarda Sağlık Bakanlığı'nın amblem ve başlıklarının gerçek bir raporda olması gerektiği gibi dizayn edildiği anlaşılırken, imza ve kaşe kısmında ise aktif olarak görev yapan doktor isimlerinin kullanıldığı ortaya çıktı. Bahse konu internet sitesine turizm acente sahibi ve çalışan olan örgüt üyelerine verilen özel şifreyle giriş yaparak sahte COVID-19 raporlarının düzenlendiği belirtilirken, düzenlenen raporlar karşılığında
150 ila 300 dolar arasında para alındığı ve müşterilere haberleşme programları üzerinden gönderildiği bildirildi. Şebekenin bu yöntemle milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği saptanırken ayrıca şahısların İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve turizm acentalarının yoğun olduğu bölgelerde Karadeniz ve havayolu araçlarıyla seyahat etmek gereksinimi olan şahıslara yüksek fiyatlarla sahte negatif COVID-19 raporu düzenledikleri ortaya çıktı. Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülerek adli makamlara sevk edildi. Zanlıların tamamı çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Evet sayın seyirciler, bu sahtekarlar bu kadar dalaveri için kullandıkları bu zekalarını doğru işler için kullansalardı eminim daha adam olurlardı. Tabii bu arada tek suç onlarda mı? Onlar zaten ayrı suçlu ama sahte PCR test sonucu isteyen vatandaşlarımızda da bir o kadar aynı derecede suç olduğunu düşünüyorum sayın seyirciler. Ve şimdi yine güncel bir başka konu olan aşıyla ilgili devam ediyoruz. Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan iki gencin akciğerlerindeki durum tomografide ortaya çıktı. Aşısız olan da virüsün akciğerlerde zatürreye sebebiyet verdiği görüldü. Aşı yaptıran gencin akciğerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Elazığ'da öksürük, halsizlik, yorgunluk ve çabuk yorulma gibi şikayetlerle hastaneye başvuran ve koronavirüs tespit edilen iki genç hastadan aşısız olanın tomografi sonuçlarında virüsün akciğerlerde zatürreye sebebiyet verdiği görüldü. Aynı şekilde aşı olup koronavirüs hastalığına yakalanan bir başka genç hastanın bilgisayarlı akciğer tomografisinde akciğerinde herhangi bir sorun olmadığı belirlendi. Medikal Park Elazığ Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cebrail Azar, geçtiğimiz yıla oranla yoğun bakımda yatan hastaların yaş ortalamasının 65'ten 35'lere kadar düştüğüne dikkat çekti. Uzman Dr. Azar, genç olduğu halde aşı olmayanlarda hastalığın ağır seyrettiğini ifade etti. Yani gribal şikayetler, korona şikayetleri. Ancak bu hastanın nefes darlığından dolayı çektiğimiz görüntülerinde tomografi görüntüsü, bilgisayarlı tomografi dediğimiz görüntü bu. Akciğerlerin her tarafında beyaz beyaz şöyle görüntüler görüyoruz, lekelenmeler görüyoruz. Bunlar akciğerin korona zatürresi dediğimiz görüntüleridir. Dolayısıyla genç olduğu halde aşı olmayanlarda maalesef hastalık ağır seyredebiliyor. Hastamız bize başvurdu öksürük şikayetiyle. İki doz BioNTech aşısı olmuş. Başka aşılar da olabilir. Biz bunlarla karşılaşıyoruz. Hakikaten akciğerlerinin korunmuş olduğunu görüyoruz. Yani ağır korona zatürresinden koruduğunu bu hastanın özelinde de göstermiş olduk. Bu gösterdiğimiz tomografide ise hastanın akciğerlerinde en ufak bir zatürre işareti, emaresi bulunmamaktadır. Zatürresi yok. Yani hafif geçirmekte o hasta. Dolayısıyla aşının bile koruyuculuğu, ağır formlardan koruyuculuğunu bu iki özel durumda da göstermiş olduk. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Cebrail Azar, virüsle mücadele etmede en büyük silahın aşı olduğuna dikkat çekti. Pandeminin önünü kesilmesi, hastalıkların azalması için mutlaka dikkat etmemiz gereken en önemli nokta aşı olmaktır. Özellikle ebeveynlere, anne babalara en büyük tavsiyemiz aşı olmalarıdır. Son zamanlarda bütün hastanelerde, genelde yatan hastalar servislerde aşısızlardan oluşmaktadır. Neredeyse %80-90'ı aşısız insanlar COVID hastalığına yakalanmaktadır. Şu anda yoğun bakımlarda yatan hastaların çoğunun aşısız olduğunu görüyoruz. Ve maalesef geçen yıl 65 yaş ve üstünde olan hasta yoğunluğu şu an 15-45 yaş arası aralığına düşmüştür. Bu da şunu gösteriyor ki evet gerçekten aşı koruyor ve aşı hastalığın ağır geçmesini de engelliyor. Uzman Doktor Azar, yakınlarında ve hastalarında keşke biz de aşı olsaydık diyenlerin çoğunlukta olduğunu dile getirdi. Sürekli şahit oldukları keşke biz aşı olsaydık sözünü bir daha duymamak için herkesi aşı olmaya davet etti. Bunun dışında hastalığı atlatanların da bize sordukları ilk soru şudur. Hocam aşımı en yakın ne zaman yapacağım diyor. Çünkü hastalığı bir kere ciddi geçirdiği için aşının faydasını geçirmeyenlere göre gördüğünde bakıyor ki çok büyük bir faydası ortaya çıkıyor. Şu an yoğun bakımlarda, servislerde artık yaş ortalaması düşüyor. Yani ben gencim, benim bağışıklık sistemim kuvvetli deyip bu virüs illetine karşı savunmasız kalmamamız lazım. Dolayısıyla hastalıkla mücadelede vücudun direnci eğer genetik olarak da zayıfsa ki bunu önceden öngörmek çok zor.
O zaman maalesef hastalığa bağlı kalıcı hasarlar kalabiliyor. Örnek öksürük, nefes darlığı, astımın tetiklenmesi, çeşitli solunum yetmezliği, kalp hastalıkları, kalp kası hastalıkları gibi, işte böbrek hastalıkları gibi birçok sistemi maalesef etkiliyor. Dolayısıyla tedavinin en önemli, bu hastalıktan korumanın en önemli basamağı aşıdır. İlimizin önemli turizm noktalarından biri olan ve Mevlana'nın torunu Sultan Divani'nin türbesinin bulunduğu Mevlevi Hane ziyaretçilerin akınına uğruyor. Afyon'a gelenler Mevlevi Müzesi'ne mutlaka uğruyor. Kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezmeye gelenlerin mutlaka uğrak noktası olan Mevlihane, Karahisar Kalesi'nin eteklerinde aslına uygun olarak restore edilerek bir müze haline getirildi. İçerisinde devriş odalarından çilehaneye, türbeden devriş mutfağına kadar birçok bölüm mum maketlerde canlandırılmış vaziyette. Afyon Karahisar Mevlevi Müzesi Müdürü Hasan Özpınar, Mevlihane'yi Afyon'a gelenlerin mutlaka ziyaret ettiğini belirtti. Afyon Karahisar Mevlevihanesi geride bıraktığımız süreçte yaklaşık bir yılı aşkın bir süre boyunca tabi pandemi şartları ülkemize hakim oldu. 1 Temmuz tarihiyle normalleşme süreci başladı. Ve bu süreç boyunca da Mevlevihane yine Afyon'un en çok ziyaretçi çeken mekanı oldu diyebiliriz. Şehre yolu düşen hemen hemen herkes, geçiyordum uğradım diyenden tutun, bunun yanı sıra gurbetçilerimiz özellikle bu aylarda yoğun. Yine Kur'an kursu talebeleri, farklı kurslardan öğrenciler Mevlevihane'yi sık sık ziyaret ediyorlar. Mevlevihane yine pek çok kişiye erişiyor. Hem şehre gelenler, hem bunun yanı sıra şehir dışından farklı ziyaretçiler bu bölgede adeta Afyon'un tarihi. Sayın seyirciler, şimdi çok anlamlı bir haber var sırada. İnegöl Belediyesi 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde farklı bir faaliyete imza attı. İnegöl Belediyesi olarak sosyal farkındalık videoları çekmeye devam ediyoruz. Çöp adam sokaklara indi, vatandaş şaştı kaldı. Bursa'da çöpler dile geldi. En temiz şehir hedefi bulunan ve bu anlamda ciddi yatırımlar yapan Bursa İnegöl Belediyesi, asıl olanı kirletmemek olduğuna dikkat çekmek için daha önce denenmemiş bir yola başvurdu. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu yönetmeni Volkan Derman, yerlere atılmış çöplerden özel olarak hazırlanan çöp adam kostümü giyerek sokağa indi. İnegöl Belediyesi olarak sosyal farkındalık videoları çekmeye devam ediyoruz. Bu filmimizin konusu çöp. Bakalım vatandaşımız ne tepki verecek? Vatandaşların arasında gezerek yere atılan çöplerin aslında ne kadar kötü sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seren çöp adam, kendisine iğrenerek bakanlara da "Benden korkmayın, ben sizin yere attığınız çöplerim" diyerek sosyal mesaj verdi. Korkmana gerek yok, ben seni yere attığın çöpüm, hatırladın mı? He? Ben kim biliyor musun? Ben çöpüm, çöp. Gidiniz şeyi yere atıyorsunuz ya. Evet. O çöpler işte birikti, toplandı, bana yapıştı. Ve ben böyle çöp adam oldum. Ah, çöp. Çöp adam gün boyu İnegöl cadde ve sokaklarında gezerek temizliğin önemine vurgu yaptı. Bazı vatandaşlar bu durumdan çok etkilenip öz eleştiride bulunurken çöp adamın İnegöl sokaklarındaki macerası gizli bir kamerayla kayıt altına alındı. Herkes çöp alsın, herkes benim gibi çöp olsun sonra. Şöyle ortana da geleyim mi? Hayır, girme. Siz benim kim olduğunu biliyor musunuz? Kim olsun? Ben çöp adamım, çöp. Ya. Senin yere attığın çöp var ya, bak birleştim ne hale geldim, gördün mü? Öyle olsun. Dünyayı biz kirletiyoruz. Bu virüsü de biz yaratıyoruz, toplum olarak. Etrafa mikrop salayım. Her yerde çöp be. Her yer çöp. Çöp kutusuna mı atıyorsun? Evet. Vay, aferin sana. Sakın yere çöp atma, tamam mı? Evet. Halbuki çok zor bir şey bunu alıp çöp kutusuna atmak. Evet. Değil mi? Olsun. Böyle atsınlar ve ben de hastalığı yaymaya devam edeyim. Ya benim işim o. Bu görüntülerden hazırlanan 2 dakikalık klip de Belediye Başkanı Alper Taban'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Video paylaşılmasından sonra ciddi bir ilgiyle karşılaştı. Görevi ne? Ya görevi senin çöpünü, pisliğini her saat buraya belediyenin gelecek hali yok. Sizler çöp atmaya devam edin. Ben de mikropları yaymaya devam edeyim. Çöp adam amacına ulaşmış sayın seyirciler ve keşke herkes bu kadar duyarlı olabilse. Sayın seyirciler, elimizde bisiklete olan ilgi bir hayli fazla ve bu bağlamda da belediye harekete geçiyor. İlk etapta ilimize 24 kilometrelik bisiklet yolu kazandırılacak.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ekipleriyle birlikte şehrimizde sağlıklı bir yaşam, sürdürülebilir bir çevre için alternatif ulaşım aracı olan bisiklet kullanımının yaygınlaşması için düğmeye bastı. Şehrimizi bisiklet yollarıyla buluşturmak için harekete geçen Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla yol için zemin çalışmaları başladı. Belirlenen rota dahilinde mavi yollar çalışmalarıyla birlikte kısa sürede hizmete açılacak. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Başkan Yardımcıları Benol Kaplan ve Park Bahçeler Müdürü Barış Dal ile birlikte mavi yol için yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Zeybek, Cevher Dudeyve Caddesi'nde başlayan bisiklet yolu çalışmaları hakkında bilgi verdi. Proje çalışmaları tamamlanan bisiklet yolu güzergahı, Cevher Dudeyve Caddesi'nden başlayarak oteller bölgesine kadar devam edecek. Bisiklet yolunun rotasında Cevher Dudeyve Caddesi, Akarçay, Masal Dünyası Parkı, oteller bölgesi, Zafer Stadyumu, Polis Moral Eğitim Merkezi ve Afyon şehrinin önemli noktaları yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen bisiklet yol projesi 2 metre genişliğinde 24 kilometre uzunluğunda olacak. İlk etap çalışmalarının tamamlanması ile hedef ikinci etapta bisiklet yolu uzunluğunu artırmak olacak. Kısa sürede çalışmaların tamamlanarak bisiklet yolunun Kasım ayı içinde halkın hizmetine sunulması planlanıyor. Hedef, pratik, güvenli, sağlıklı ve eğlenceli yeni bir alternatif ulaşım sistemini halkın hizmetine sunmak. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek inceleme ziyareti ardından yaptığı açıklama, "Bisiklet yolu projemiz Afyonkarahisar'ımız adına çok fayda sağlayacak. Kent imajına ve prestijine değer katacak. Şehrimizin her yanını cazibe merkezi haline getirmek için yeni projeler üretiyoruz. Bisiklette ulaşım kolaylaştırmak adına başlattığımız bu projede ilk etapta 20 kilometrelik bir mavi yol yapacağız. Ardından uygun noktalara da bisiklet yolu kazandırmak adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hedefimiz bu projeyi şehrimizin geneline yaymak. Üretken belediyecilik anlayışını kendimize şiar edinerek durmadan çalışıyoruz. Hem çevre hem doğaya faydalı bir proje olacak, hem de yerli ve yabancı turistlerimizin oteller bölgesinde şehir merkezine olan ulaşımda kolaylık sağlamış olacağız. Kadim şehrimiz Afyonkarahisar'da bisiklet yolu olması hem turizm açısından hem de yerel halkın sosyal aktivitesi bakımından önemli. Afyonkarahisar'ı dünya standartlarında bir bisiklet yoluna kavuşturmanın mutluluğu içindeyiz. Bu yolun hayata geçmesinde emeği olan ekiplerimize teşekkür ediyorum," dedi. Bu güzel haberimizle veda edelim. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.